Merhaba değerli izleyenler. Bugün 19 Aralık 2016 Pazartesi. Erdemli Belediyesi Erdemli TV Haber Merkezi'nde sizlerleyiz. Pazarca esnafı güne sıcak bir başlangıç yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu kapalı pazar yerinde esnafa sıcak çorba ikramında bulundu. Erdemli Belediyesi olarak vatandaşın faydasına olan tüm projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Tollu, Çorba hizmetinin de bu projelerden bir tanesi olduğunu dile getirdi. Yeşil Perde'de Erdemli'yi tanıttılar. Bu yıl Mersin'in partneri olduğu İzmir Travel Turizm Fuarı 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarda Erdemli Belediyesi'nin kurduğu Yeşil Perde Teknolojisi ile Erdemli Gezisi ilgi odağı oldu. Köylere yatırım göz kamaştırıyor. Büyükşehir yasasıyla birlikte belediyeye bağlanan köylere yapılan hizmetler vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. Üzümlü ve Şahna mahallelerinin düzenledikleri teşekkür yemeğinde konuşan mahalle muhtarı Nizamettin Öztürk, mahalleye dönüşerek Erdemli Belediyesi'ne bağlanan köylerinin tarihlerinin en büyük hizmetlerini aldıklarını ve dolayısıyla Erdemli Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini söylediler. Muhtarlar, hizmetin gelmesi noktasında hiçbir kaygılarının olmadığını belirterek köylerinin ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini dile getirdiler. Erdemli Zabıtası'ndan kapsamlı denetim. Son günlerde konuyla ilgili şikayetlerin artması sebebiyle denetimlerin sıklaştırıldığı dile getirilirken, denetimlerin ilçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hali hazırda belediye olarak rutin denetimler yaptıklarını, son günlerde bu denetimleri daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Kız Kalesi, Çeşmeli arasında bulunan tüm mahalleleri kapsayan denetimlerin, özellikle de esnafların yoğun olduğu çarşı merkezlerinde ağırlıklı olarak gerçekleştirildiğini belirten belediye başkanı Tollu, halk sağlığını tehdit edici unsurların üzerine gittiklerini kaydetti. Erdemli Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan haberlerle sizlerle olduk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.